çok büyük iki deprem geçirdik. Acımız büyük, kayıplarımız çok büyük. Halen enkaz altından kurtulmaya çalışan arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. Tabii bizim oda olarak sürekli dile getirdiğimiz mühendislik ve fenni şartnamelerin düzgün, layıkınca yapıldığı sürece binalara hiçbir şey olmayacağı noktasında sürekli savunduğumuz bir gerçeğimiz var. Malzeme kalitesi, projelendirmeden sonraki inşaat yapım aşamaları ve bunların takibi noktasında mühendislik paydasında yaptığımız sürece birçok binamızda herhangi bir göçme söz konusu değil. Bunu da çok net bir şekilde sadece bizim binamızda değil, şehrin batı kısmında, şehrin merkezinde de olmak üzere birçok binamızda aslında hizmet alınıp binaların ayakta durduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bunların iyi değerlendirilmesi lazım. Aslında iddia çok büyük bir iddia. Birçok kurumsal firma bu konuyla alakalı değerlendirme yapıp öyle kiralama hizmeti veriyor, yapıyor daha doğrusu. Ama bunlar hukuki süreçlerdir. Takip edilmesi gerekecektir. Tabii ki illaki olabilir. Ama çok acı bir sonuca sebebiyet veriyor bu tarz hamleler. O nedenle hukuk bunun bir şekilde çözümünü üretecek. Tabii şehir merkezimiz bizim aslında yıllardır toplanmış bir alüvyal zemine sahip. Dolayısıyla bu bölgede zeminle alakalı problemimiz olduğu için ya çok katlı binaları tercih etmeyecektik. Burada tabii imar planlarında da ciddi eksiklikler var. Ya da yapılacaksa da zemin parametrelerini biraz daha dikkatlice irdelememiz gerekiyor ki biliyorsunuz mühendislik hangi kat sayısında olursa olsun deprem sonrasında içerisinden vatandaşların tahliye edileceği şekilde tasarlanmalı ve yapılmalı. Dolayısıyla buradaki aslında sorun bütünsel bir sorun. Biz bir kere daha imar planlarında kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi, akabinde varsa burada bir kat artışıyla alakalı planlama, bunların da zemin güçlendirmesi veyahut mühendislik çalışmalarına biraz daha ağırlık verilmesi gerektiğini görüyorum. Buradaki asıl payda yerel yönetimler, bundan sonraki süreçte mevcut yürürlükte olan yapı denetim sistemimiz biliyorsunuz yürürlükte. Bu konuyla alakalı daha hassas olacaklarına inanıyorum. Çünkü sonuçları ne yazık ki ortada. Binlerce insanımızı kaybettik.